Bu videoda elimde tutmakta olduğum Viomi S9 isimli akıllı robot süpürgeyi şurada önümde durmakta olan Survivor parkuruna bir sokuyoruz arkadaşlar. Üzerine de GoPro'yu taktık. Bakalım nasıl becerileri varmış. Şimdi normalde akıllı süpürgelerde ya da robot süpürgelerde böyle bir şeyleri sizlere teknik anlamda anlatıyorduk hep ama bu sefer olayın boyutunu biraz değiştirdik. Şöyle bizim küçük stüdyoyu komple boşalttık. Buraya 2'ye 2 kocaman bir alan kurduk. 4 farklı odası var ve bu 4 farklı odada da farklı farklı zorluk seviyeleri var. Aynı zamanda da halılı bir alanımız da var. Yani hem yer sileceğiz hem süpüreceğiz bu videoda. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen ben böyle süpürgeyi alayım bir evine doğru götüreyim. Şöyle bırakıyorum. Şimdi süpürgeyi evine yerleştirdik. Bu görmüş olduğunuz torba içinde bulunan bu ev ünitesi aslında diğerlerinden onu ayıran detay arkadaşlar ama ben o detayı size birazdan açıklayacağım. Bir Lütfi'yi de alalım böyle. Bayağı bir burada biriktirdiğimiz zaten şey var. Dökelim süpürsün, dökelim süpürsün. Ben de size o sırada detayları vereceğim zaten. Hazır mısın? Saçıyorum böyle. Komple yay. Oo. Ne var? Mercimek olabilir mesela. Mercimek atalım abi. Halıya tuz dökelim mesela. Halıdan tuzun toplanması kolay olmuyor. Dördüncü odamızda halı var arkadaşlar. Şöyle mercimeği de saçıyorum. Arpa şehriyi de böyle yine dörde bölelim abi. Biraz da tuz. Tuzu böyle atacaksın. Bak oradaki olan şu. Şöyle buraya dirseğe süt çek. Zaten oradan oluyor. Görüyor musun bak? Böyle. Buraya çarpmazsa eğer bu işin tadı... Tadı olmaz. Çok güzel. Bayağı pislettik şu an. 10 numara 5 yıldız. Çok pis bir ortamımız var. Şimdi buradaki olayımız şu. Elimde şu anda uygulaması açık olan Viomi S9'un yeteneklerini size göstereceğiz. Burada durmakta olan evin içinde bir adet torba var. Bu torbaya bu görmüş olduğunuz süpürge kendi içini boşaltabiliyor. Ve buradaki bu kutunun da çalışma mantığı 950 watt bir emiş gücüyle süpürgenin içindeki tüm tozu pisliği topluyor. Ve bu cihazda da 2700 PA değerinde bir emiş gücü var. Diğerlerinden çok daha iyi. Ben şöyle genel temizlik modunu bir açacağım. Bir bakalım nasıl çekebilecek. Süpürmeye başladı. Zaten gürültü de çıkıyor. Buradan emiş gücünü değiştirebiliyoruz. Şimdi bakın en yüksekte çalışıyor mesela. Sessize aldım. Bak direkt ses kesildi. Azaldı biraz. Şimdi tekrardan sesi güçlüye alıyorum. Turbo'ya aldım şu an. Emiş gücü yükseldi. Aynı zamanda da gördüğünüz üzere çok daha iyi temizliyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Üstünde dönen bir ince bir şey var. Tam olarak bizim GoPro'nun hemen altında bulunuyor. Orada bir lidar sensör var. O lidar sensör sayesinde hiçbir yere çarpmıyor şu anda gördüğünüz üzere. Ve anlık olarak uygulamadan da takip ettiğimiz üzere buraya çok güzel bir şekilde modelleyebiliyor cihaz. Dolayısıyla alan temizliği yaptırtabiliyorsunuz bu ürünü. O da çok büyük bir avantaj gerçekten. Bu süpürgeyi satın aldığınızda Mi Home uygulaması üzerinden kurulum yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada farklı fonksiyon ayarları var. Sınırlar boyunca süpür ya da süpürmeyi tekrarla gibi. Ben şimdi buradan süpürmeyi tekrarla diyeceğim ve Y şekilli mod var, S şekilli mod var. Burada da paspaslama modlarını değiştiriyorsunuz. Biz şimdilik bu paspas moduna en son değineceğimiz için bunu ben S olarak seçiyorum ama burada süpürmeyi tekrarla modunu açıyorum. Şimdi bir kere de bu alanı tamamen iki kere temizlemiş olacak. Tekrardan başlatalım bakalım bitirebilecek mi bu sefer. Temizlik devam ederken ben size biraz pil ömründen de bahsetmek istiyorum. 5200 miliamperlik bir pil var bu cihazın içinde. Ortalama 100 metrekarelik bir alanı bir kere de tek şarjla süpürebilir. Onun da bilgisini vermiş olalım. 100 metrekareyi temizliyor. 100 metrekarenin üstesinden gelebiliyor. Zaten emiş gücü de ortada gördüğünüz üzere. Hiçbir şey bırakmadı neredeyse bu alanda. Ve tabii üstünde bulunan lidar sensör sayesinde birazdan göstereceğim size bir olayı var. Alan temizliği de yaptırabiliyoruz. Şimdi birazdan bir en son bakarız. En çok neresi pislik kalmış diye. O pislik kalan bölgeleri temizlemesi için de alan temizliği ile birlikte süpürgeyi yönlendirip orayı temizlemesini sağlayabiliriz. Şöyle bir durum var. Şu anda süpürge yaklaşık 3. turunu atıyor bu bölgede. 3 turda neredeyse temizliği bitirdi gibi bir şey. Şurayı da bayağı temizlemişti aslında da ben oraya tekrar şurada kalanları attığım için bir kirlendi ama. Şimdi durum güncellemesi yapalım arkadaşlar. Yaklaşık 3 defa Viomi S9 alanımızı gezdi ve bu alanı süpürdü. Yani toplamda 6 metrekare ile 9 metrekare arası bir temizlik yaptı. Son durum bu şekilde. Şurada bulunan pislikleri az önce söylediğim gibi ben buradan geriye doğru attım ama kenarlarda bayağı gerçekten bir şeyler kaldı. Onun için İçinde şöyle bir mod yapmış adamlar. Giriyorsunuz içine ve şuradan temizlik modlarından kenar takip diye bir şey var. Sınırlar boyunca süpür diye. Buna bastığınızda bu kenarları takip ediyor sadece. Şimdi bir de böyle çalıştıralım. Bakalım başarabilecek mi burayı temizlemeyi. Bu arada emiş gücünü en yüksek yaptık tabii. Emiş gücünü düşürebilirsiniz. Videonun başında size söylemiştim. Bunu sessize getirdiğinizde biraz daha az ses çıkartıyor ama emiş gücü düşüyor. Şu anda en yüksek emiş gücü açık ve en yüksek emiş gücünde 77 desibel bir ses ile çalışıyor Viomi S9. Thank you.
Ve şu anda da sadece kenarları takip ediyor farkındaysanız. Video başlarken size süpürgeyi Survivor parkuruna sokuyoruz demiştim zaten. Tabii Survivor'da da biliyorsunuz haftalar geçtikçe oyunlar zorlaşıyor. Bu süpürgenin de en zor oyunu birazdan başlayacak. Bir yandan Viomi S9'un sensörlerinden de bahsetmek lazım. Hep liderden bahsettim ama toplamda 12 adet sensör var. Yani herhangi bir katlı bir evde oturuyorsanız ya da herhangi bir eşeğe sahip bir evde yaşıyorsanız orada kattan aşağı düşmesini bayağı engelliyor bu sensörler. Aynı zamanda da herhangi bir eşik falan varsa o eşiği aşmak için yine üstündeki sensörleri kullanarak eşiği aşabiliyor çok rahat bir şekilde. Çünkü yukarı aşağı kalkabilen destek ayakları var altında. Dolayısıyla engellerin de üstüne atlayarak temizliği sürdürmeye devam edebiliyor. Kuru temizliği bitirdik ve detayları da sizlere gösterdik diye düşünüyorum ve geldik işin paspas kısmına. Elimde şöyle paspas var. Paspasın aslında bütün olayı bu ama bir de mopları var. Böyle yedek mopları var. Ana paspas parçasına böyle doğrudan yedek paspasımızı yapıştırabiliyoruz. Böyle cırt cırtlı bir yapısı var. Bunu da süpürgenin alt kısmına yerleştireceğiz. Şuradan alayım şunu. Şuradan suyu dolduruyorsunuz. Suyu doldurduktan sonra da bu hazırlamış olduğunuz mekanizmayı çok basit bakın. Şöyle çıt diye buraya oturtuyorsunuz. Süpürgenin arkasına aynı söktüğünüz gibi hop diye yerleştiriyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Deterjan koymamayı tercih edin. Bunun içine yani normal suyla sildirirseniz daha iyi olur. Ve gelelim şuradaki toz toplama torbasına. Olay çok basit. Bayağı ağır bir torba var. Oğlum bildiğin yarım kilo şey çaktırmışız ya makineye. Şöyle atıyorum bak. Bak çek burayı. Bunu da koyalım. Şimdi paspasa başlıyoruz. Olay belli arkadaşlar. Alan temizliğiyle buraya paspas yaptıracağız. Uygulamada görmüş olacağınız üzere şöyle modlar var. Süpürme ve paspas diye farklı modlar var ya da sadece paspas modu var. Ben şu anda sadece paspas modunu seçeceğim. Ve buradan da alan temizliği bakın hemen şurada harita yönetiminde alan süpürme diye bir bölüm var. Buradan alan bölümünü seçeceğiz. Ve süpürgenin olduğu yanı paspaslamasını rica edeceğiz. Paspasın su seviyesi oranını en yukarıya getirdim ki buradaki pislikler biraz garip duruyor şu an. Bakalım temizleyebilecek mi? Başlatalım bakalım neler olacak. Paspası tamamladı S9. Hemen şöyle bir altına bakalım bakalım neler yapmış. Öyle bir kaldırdım. Mevzu bu. Bayağı bir pislenmiş tabii ki. Ama işin olayı tabii çok güzel. Hemen bunu söküp atıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Diğer robot süpürgelerden ayıran tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi burada bulunan toz toplama ünitesi demiştim sizlere. Bu toz toplama ünitesinin de üstünde ufak bir ekran var. Bu ekrandan şu anda batarya durumunu görebiliyorsunuz. Durumu takip edebiliyorsunuz. Bu bayağı güzel olmuş. Bu sıralarda bir robot süpürge arayışı içindeyseniz bu zorlu testleri geçtiğine göre bence değerlendirme listenizi alabilirsiniz. Bu arada videonun açıklama bölümünde bir link bıraktık arkadaşlar. Oradan Viomi S9 hakkında hem daha detaylı bilgi alabilirsiniz hem de satın almak isterseniz oradan satın alabilirsiniz. Viomi S9 ile alakalı her şeyi özetlediğimi düşünüyorum. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kaçar.